Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Merdan'la yepyeni bir incelemeye hoş geldiniz diyemiyorum bu kez çünkü bugün Melih ve Koray da benimle birlikte. Yanımızda da Imovi'nin Touring modeli scooterlar var. Birden fazla var gördüğünüz gibi. Birkaç tasarım farkı dışında performansları aynı. Ama bugün Melih, Koray, ben ve bazen de Ahmet, Gürhan, bütün Web Tekno ekibi hem bu scooterlarla biraz gezeceğiz hem de biraz daha detaylı göreceğiz. Hadi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi rengarenk gerçekten tatlı güzel duran ürünler var elimizde. Bu yüzden isterseniz gelin önce bir dış görünüşünden başlayalım. 17 kiloluk bir yapıya sahip arkadaşlar. Aslında hafif sayılabilir bir scooter için. Ve katladıktan sonra da kolayca taşıyabiliyorsunuz. Aslında burada görünenlerden daha çok rengi de var. Bizim elimizde siyah, klasik, mor ve turuncu rengi bulunuyor. Benim favorim bu arada turuncusu. Beyaz ve kırmızı renkleri de var. Yani her türlü zevke ya da isteğe hitap edebilecek durumda. Bu alt taraf arkadaşlar deck alanı deniyor. Ben bunu tekrar hatırlatmış olayım. Burası 56 santim uzunluğunda ve 18 santim genişliğinde. Yani kendi segmenti için gayet geniş bir alana sahip diyebiliriz. Bu geniş alanın gerçekten bizim için faydaları var arkadaşlar. İsterseniz bir ayak önde bir ayak arkada rahatça gidebiliyorsunuz düşmeden. Aynı zamanda bize uzun bir menzil sunduğu için de bu çok daha uzun yolları Imovi Touring ile birlikte gidebileceğiniz anlamına geliyor. Bu da bir süre sonra doğal olarak yorulabilirsiniz ya da ayaklarınız biraz ağrıyabilir. İsterseniz bir ayak önde bir ayak arkada hatta böyle iki ayağınıza yan yana koymak suretiyle istediğiniz yolculuğu yapabilirsiniz. Ben de güzel durdum ha. Yerden yüksekliği yaklaşık 13 santimetre. Bu da gayet uygun bir aralık diyebilirim arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bizim sokakta bir tane kasis var mesela ve daha önce kullandığımız scooterlar ya da yolda böyle dakikalık kiraladığımız scooterlar orada takılabiliyor. Düşme tehlikesi yaşıyoruz diyebilirim. Ama Imovi Touring bu kasisten çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Bu yüzden çok daha güvenli olduğunu söyleyebilirim ki yine güvenlik ve sağlamlık konusunda farklı önlemler de alınmış bu scooterda. Hızlanma ve dayanıklılık konusunda gerçekten iyi durumda. Onlara da geleceğim. İlk ihtiyacımız olan şey tabii ki tekerler. Nasıl? Ama burada tekerler gerçekten farklı ihtimaller düşünülerek üretilmiş. Ön tarafta tubeless, arka tarafta da dolgu lastikler var. Dolgu lastiklerin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Bunlar kolay kolay patlamıyor. Kolay kolay zarar görmüyor ve patladığında böyle bir anda dibe vurma gibi bir ihtimali olmuyor. Ve yapılan bir araştırmaya göre de scooterların genelde arka tekeri patlıyormuş. Bu yüzden de arka tarafta dolgu lastikler kullanılmış sizin için daha güvenli olması adına. Şunu diyebilirsiniz, ön tarafta niye tubeless lastik var diye. Bu da bu arada gerçekten normal bir araç segmentinde üretilmiş bir lastik. O yüzden onun dayanıklılığı konusunda da marka eminim kefildir zaten. Ön tarafta üçlü süspansiyon sistemi var arkadaşlar. Bunun en büyük avantajı da yoldaki işte girintileri, çıkıntıları, kasisleri, çukurları falan daha az hissetmenizi sağlıyor. Bu yüzden her anı böyle içinizde hissetmemiş oluyorsunuz. Bu arada ben scooter'ı kullanırken şöyle bir şey keşfettim. Böyle ayaklarımı dik bir şekilde kilitleyip gittiğimde, tamam mı, bütün şeyleri hissediyorum. Ama çok hafif böyle dizden kırdığınızda gerçekten titreşim ve o süspansiyonun etkisiyle biraz da altta kalıyor ve üst bedeniniz daha rahat ediyor. Bakın bunu deneyin, dediğimi anlayacaksınız. Güvenlik tarafından devam edeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki adet anahtarımız var. Bunları takıp şöyle çevirdiğimizde scooter'ımızı açıyoruz. Bir de kadranımız var. Bunun power tuşuna bastığımızda da aktif hale getirmiş oluyoruz. Burada 3 adet sürüş modumuz var. Bunun önemsi farklı hızlar anlamına geliyor. Onlara az sonra geleceğim. Kadran üzerinden de işte ne kadar süre yol gittiğinizi, kaç kilometre gittiğinizi falan görebiliyorsunuz. Ve en sevdiğim yanlarından biri, böyle scooter'ları biraz kendinizi iğmelendirmeniz gerekiyor ya. Burada öyle bir durum yok. Şöyle pedala bastığımda direkt kendisini ileri doğru atıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Gidonumuzun sol tarafında yol aydınlatmamız var arkadaşlar. Bunu aç kapat yapabiliyoruz direkt olarak. 2 adet uyarıcımız var. Bunlardan bir tanesi kornamız. Şu şekilde bir sese sahip ama biraz fazla rahatsız edici olabiliyor ya da ne bileyim akşam biraz daha sakin bir yolda küçük bir uyarı yapmak istiyorsak buna ihtiyacımız olmayabilir. Onun için de şöyle klasik bir bisiklet tipi zilimiz var. Bu şekilde yine bir önlem almış oluyoruz aslında. Ama aydınlatma bununla da sınırlı değil. Dekimizin sağ ön tarafında bir adet tuşumuz var. Buna bastığımızda yol aydınlatmalarını da açmış oluyoruz. Bu da yine bizim için daha artı bir önlem olmuş oluyor. Çünkü aydınlığımız artmış oluyor. Fren performansı iyi. Bunu söylememin sebebi de gerçekten hızlı bir şekilde durabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkada bir de fren lambamız var. Yani arkamızdan gelen araç da bizim orada olduğumuzun farkında. Önümü aydınlatan farımı açıyorum. Yol aydınlatmamı açıyorum. Frenim de var. Daha yani sen beni görmemen için hiçbir sebep yok yani artık. Aynı zamanda fren yaptığımda kendi içinde enerji üreten bir yapıya sahip. Bu sayede de batarya ömrü konusunda bir avantaj kazanmış oluyoruz. Burada yüksek kalite LG tipi batarya kullanılmış. Bu sayede de size yaklaşık
yaklaşık 51 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bu menzil kendi ağırlık kategorisinde sunulan en uzun menzil bu arada arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında ben mesela çok daha aktif kullanıyorum. Bu süreçte yani günde maksimum 10-12 kilometrelik bir yol yapıyorum diyebilirim ki benim evimle işim arası 2-3 kilometre falan yani. Bu gözden baktığımda da aslında haftada bir kere falan şarj etmem benim için yeterli oluyor ve bence bu sunulabilecek gayet iyi bir avantaj. Şimdi gelelim hızlanma konusuna arkadaşlar. Öncesinde şunu söyleyeyim, 135 kiloluk bir taşıma kapasitesi var. Bu da yine hafif sınıfta olabilecek en yüksek kapasitelerden birisi gerçekten. Arka tarafta da 750 wattlık bir motorumuz bulunuyor. Bu motor bize saatte 41 kilometrelik bir hız sunuyor arkadaşlar. Tabii ki bu işte sizin kullandığınız yola, yolun eğimine, yapısına ve pek çok şeye göre değişebiliyor. Az sonra deneyeceğim bu arada, birlikte göreceğiz. Bu mesela biz aldığımızda gelecek olan standart model. Burada işaret parmağımızla hız verebiliyoruz. Bir başka modelde ise baş parmağımızla, aslında bizim çevreye de sürekli kullandığımız scooterlara benzer şekilde baş parmağımızla bastığımızda gaz veren bir modeli var. Ve bir de üçüncüsü var. Bu da biraz daha motosiklet mantığı diyebilirim. Bu sağ taraftaki kolu çevirerek yine gaz verebiliyorsunuz. Ama ben denemelerimi bu standart modelde, yani işaret parmağımla gaz verdiğim modelde yapacağım. İsterseniz bu baş parmağınıza bastığınız ya da kolu çevirdiğiniz modelleri de ekstra olarak alabiliyorsunuz. Bu arada gidonla ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine kendi sınıfının en geniş gidon boylarından birisine sahip kendisi. Buradaki kolu açarak isterseniz boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani benim boyum 1.85. Ben mesela kendi boyuma göre ayarlayıp kullanabiliyorum. Boyunuz da kısaysa ya da uzunsa siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Size en azından bu avantaj sunuluyor yani. Şimdi hızla birlikte bir de ivmelenme konusundan bahsedeceğim. Bu normalde böyle spor araçları için kullanılır. Hani derler ya, sıfırdan yüze işte 2 saniyede çıkıyor, bilmem kaç saniyede çıkıyor falan filan diye. Burada da Imovi Touring'in sıfırdan 25'e 4.5 saniyede çıktığı söyleniyor. Şimdi burada gelin isterseniz bir sıfırdan 25'e 4.5 saniyede çıkıyor mu bunu görelim. Bir yandan da ufak bir hız testi yapalım, bakalım 41'e kadar görebilecek miyiz? Şu an gördüğünüz gibi güneşli bir gündeyiz ve yola çıktığımızda daha fazla etki edecek bu bize. Ve doğal olarak kameralarımıza da etki ediyor. O yüzden bir GoPro kurup size tam hızını maalesef gösteremeyeceğim. Ama deneyimimi birebir aktaracağım, buna emin olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hız testini yaptığımız ana geçelim, ondan sonra devam edelim. Dostlar şimdi geldik hız ve hızlanma testine. Gördüğünüz gibi önümde dümdüz bir yol var. Burada önce 4 saniyede 0.25 yapıyor mu bunu deneyeceğim. Ondan sonra da maksimum hızı kaç oluyor, buna yaklaşmaya çalışacağız. Önce bir hız testiyle başlayalım. Modum 3.'de arkadaşlar, toplam 3 mod var zaten, bunlar sizin hızlanmanızı da etkiliyor. Şu an maksimumdayız, yani sport aldım gibi düşünebiliriz araç için. İğme vermeyeceğim, direkt 4 saniye sayacağım. Başladım. 1 2, 3, 4, 22. Durdum. 22 oldu. 22 kilometre hıza kadar geldik. Bir kez daha deneyeceğim. Sonra da bunun sebeplerini düşünürüz. Tekrar geliyorum. Başladım. 1, 2, 3, 4. Bu kez de 21. Evet. 21-22 arasında gidip geliyor. Şimdi tam 25 olmadı ama bunun tabii ki işte yol sebebi vardır. Benim kilom normal ortalama bir insana göre biraz daha fazla. Onun sebebi vardır. Ama yani vadine yaklaştığını söyleyebilirim. Belki ortalama kiloda bir insan normal bir yolda bu 25 kilometre hıza ulaşabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım maksimum hızı kaç olacak, bir de onu görelim. Başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir gazı kökledim. Hafif eğiliyorum bir göreyim diye. 25, 30, Allah, 33, 34, 37, 38, Allah, 39, 40'ı görüyorum. 40'ı görüyorum, düşündüğüm kadar da korkmadım. 41'i gördüm, 40-41, evet, 40-41 gerçekten. Bu arada elimi pedaldan çekmeme rağmen hızlanması otomatik olarak maksimumda devam ediyor. Şöyle bir yavaşlayayım. Nasıl geldim? Normalde korkardım. Yani tam 41'i görmeye bir güvenlik sebebiyle korkarım falan diye düşünüyordum ama 41'i gerçekten gördüm. Yani vaadini karşıladı benim için. Şimdi gelin isterseniz videoya devam edelim. Evet, testimiz bu kadardı arkadaşlar. Geçelim yokuş performansına, çünkü gün içinde buna daha çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Böyle ufak tefek yokuşlardan, daha dik ama kısa yokuşlardan çıkıp inmeyi denedik ve aslında iyi bir performans verdi bize. Tabii şimdi Imovi Touring'i alıp böyle dağ tepe tırmanırsanız diyemem. Ama şehir içinde günlük hayatta karşılaşacağımız yokuşların üstesinden gelebileceğini söyleyebilirim. Yani hız konusunda, işte süspansiyon konusunda, tekerlerin güvenliği konusunda gerçekten rahat ve konforlu yolculuk yapabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ayrıca rahatlık konusunda bir hizmeti daha var. O da koltuk. Eğer isterseniz ekstra olarak Imovi Touring için bir koltuk alabiliyorsunuz. Birkaç hafta önce yine Imovi'nin bu kez Cruiser modelini incelemiştik ve orada biz koltuğumuzu alıp takmıştık. Araba konforu olmasa da tabii ki yine de gittiğimiz yolu biraz daha rahat ve daha az yorularak kat edebiliyoruz. O yüzden de eğer isterseniz koltuğu ekstra olarak alabilirsiniz. Nasıl takacağımızı da zaten
zaten Imovi Cruiser modelini de göstermiştik. Eğer o videoda göz atmak isterseniz buradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Su geçirmezlik tarafında ise IP54'lük dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca üzerindeki plug and play kablolarda su geçirmez yapıda. Bu kabloları kolayca çıkarıp elektronik aksamda değişim yapabiliyorsunuz. Yani bir servise ihtiyaç duymadan tekerlerinize kadar değiştirebilirsiniz. Ayrıca Imovi Touring'in bakım ihtiyacının da son derece düşük olduğu bilgisini aldım. Yani çok az servise ihtiyaç duyuyor. Eğer servise ihtiyaç duyarsa da maliyetin az olduğu söyleniyor ama bunu deneyimlemedim. O yüzden size kesin bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Imovi Los Angeles, Kaliforniya temelli ve yaklaşık 5 yıldır bu scooter sektörünün içinde olan bir marka. Ayrıca dünya çapında 50 binden fazla kullanıcısı var. Yani bunları demek ki mağdur etmemiş ki bu kadar yayılmayı başarmış. Diyelim ki siz Imovi Touring'i aldınız ve bir sorun çıktı. O da bilir sonuçta. Ama eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız da Türkiye'deki distribütör olan Dinamori ile iletişime geçebiliyorsunuz. Onlar da Imovi scooterlar için yedek parça ve servis gibi imkanları sağlarken bir yandan da 2 yıl garanti veriyorlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar hem servis ihtiyacının az olduğu söyleniyor ama eğer bir ihtiyacınız olursa da bu konuda sizin her zaman muhatabınız olmuş oluyor. Benim Imovi Touring ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani fiyat ve ağırlık kategorisinden baktığımızda hız, menzil, ivme, performans, sağlamlık yani birçok konuda Imovi Touring gerçekten öne çıkıyor diyebilirim. Eğer siz de böyle bir scooter almak istiyorsanız ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz de açıklamaya sizin için bırakacağımız linke tıklayabilirsiniz. Ve tabii ki sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz Imovi Touring'leri nasıl buldunuz? Favori renginizi gerçekten merak ediyorum. Ben turuncuyu çok sevdim açıkçası. Siz de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuz sizin için faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bu yanda sizin için yeni bir buton yaptık. Ona tıklarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.